Vodafone Türkiye'ye 2006 yılında geldi. 15 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine çok önemli katkılarda bulunduk. Türkiye'ye yaptığımız reel yatırımın değeri 63 milyara ulaştı. Bir işi kendi işiniz gibi yaptığınız zaman zaten onun sonucunda hem manevi bir tatmin sağlıyorsunuz hem de başarılı olmuş oluyorsunuz. Benim inancım sorumluluk verdiğiniz kadar da insanlara yetki vermeniz lazım. Bunu verdiğinizde de zaten insanlar işi sizin düşündüğünüzden de çok daha iyi yapıyorlar. 25 milyon müşterimiz var. 25 milyon müşteriyi ve sizin müşteriniz olmayan kişileri tabii çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Sürekli kesintisiz iletişim ve kesintisiz hizmet sağlamanız gerekiyor. Engin Aksoy, 1972 İstanbul doğumluyum. 1975 yılında ailemin görevi sebebiyle İzmit'in Gölcük ilçesine taşındık ve 17 yıl orada kaldım. Kocaeli Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü bitirdim. İş hayatına Coca-Cola içecekte başladım satış temsilcisi olarak. Daha sonra yüksek lisans için bir yıl İngiltere'ye gittim. Dönüşümde de Michelin lastiklerinde çalışmaya başladım. Daha sonra 2000 yılında Nike'a geçtim. 8 yıl Nike'ın Türkiye ve Avrupa operasyonunda çalıştım. 2008'den bugüne de Vodafone Türkiye'deyim. Teknoloji sektöründe yöneticiyseniz trendleri çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bizim bugün 25 milyon müşterimiz var. 25 milyon müşteriyi ve sizin müşteriniz olmayan kişileri tabii çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Sürekli kesintisiz iletişim ve kesintisiz hizmet sağlamanız gerekiyor. Haftanın belli günleri sahada oluyorum. İş ortaklarımızı dinliyorum. İş yaptığımız firmaları, tedarikçilerimizi dinliyorum. Bunun dışında tabii ki kendi içimizde oluşturduğumuz komiteler aracılığıyla farklı iş alanlarını gözlemliyorum. Ve dışarıdaki trendleri de, hani şu anda bizim sektörümüzün içinde olmayan ama bizim sektörümüzü etkileyecek trendleri de dinlemeye ve takip etmeye çalışıyorum. Evet, Vodafone Türkiye'ye 2006 yılında geldi. 15 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine çok önemli katkılarda bulunduk. Türkiye'ye yaptığımız reel yatırımın değeri 63 milyar TL'ye ulaştı. Bunun dışında yarattığımız ekonomik etki, yani iş ortaklarımızla beraber ve ekosistemimizle beraber yarattığımız ekonomik etkide 330 milyar TL'yi aşmış durumda. Bugün bir Vodafone çalışanı 41 kişinin indirekt olarak istihdamına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'ye olan katkılarımızdan dolayı gerçekten gurur duyuyoruz. Tabii bu 15 yılda yolculuğumuz çok değişti. 2G ile başlayan hizmetler, daha sonrasında 3G, daha sonrasında 2016'da 4G. Şu anda da iletişim şirketi olmanın ötesine geçerek aslında müşterilerimizin tüm dijital ihtiyaçlarını karşılayan bir dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışıyoruz. Dünyada 70'ten fazla ülkede 5G lansmanı yapıldı. Biz de ülkemizde 5G lansmanı yapılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. 5G hayatımızda pek çok şey değiştirecek. Sunduğu ana fayda aslında internet hızıyla eş zamanlı veri transferini sağlaması. Sürücüsüz araçlar bildiğiniz gibi çok konuşulan bir konu. Sürücüsüz aracın gerçek olması ve yaygın olması ancak 5G gibi teknolojilerle mümkün. Çünkü verinin eş zamanlı olarak akması gerekiyor. Bugün önünüze bir yaya fırladığında o bir salise içerisinde aracın sensörlerini bunu hissetmesi gerekiyor. Bunu garantileyen teknoloji de 5G teknolojisidir. Eş zamanlı olarak tüm üretim hattını kontrol edebilme 5G ile mümkün olacak. Biz bunu bugün deneyimliyoruz ve ülkemizin buna en yakın zamanda geçiyor olması Türkiye'yi ileri taşıyacak önemli bir faktör. Zaten Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen üreticilerin, yabancıların da sorduğu önemli konulardan bir tanesi artık bu. Yani sadece demografik yapı, ülkenin potansiyeli gibi sorular sorulmuyor. Tüm dünyada böyle tabii. Teknolojik altyapısı da soruluyor. Teknoloji altyapısı dediğimizde de 5G çok önemli bir nokta. Vodafone yanında uygulaması Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi. Bugün 14 milyonu aşkın aktif kullanıcısı var. Yani bu uygulama içerisinde yeni sunduğumuz pazar yeri servisimiz Her Şey Yanımda çok başarılı bir lansman yaptı. Ve geleceğe yönelik de bize şu anda çok ümit veriyor. Köy projelerimiz var. Evet, Türkiye'de bir akıllı köyümüz var. Bu akıllı köyün içerisinde sahip olduğumuz teknolojilerle hem üretimi hem de hayvancılığı dijitalleştirerek tarım işinin ne kadar dijitalleşebileceğini gösteriyoruz. Dijital Tarım İstasyonu diye bir ürünümüz var. En son İş Bankası ile yaptığımız bir proje oldu. Bu projede de çok sayıda çiftçiye ulaştık ve onların verimliliklerini de önemli ölçüde arttırdığımızı gözlemledik. Buradaki amacımız gerçek bilgileri aynı anda aktararak aslında tarımdaki verimliliği arttırmak. Bugün teknolojiyi kullanarak aslında hayatımızın her alanında hem bireyler hem kurumlar verimliliklerini arttırabilirler. Ve teknoloji de sanıldığı kadar zor ve karmaşık değil. Biz bu konuda da kendimizi aslında bir danışman olarak görüyoruz. Teknolojiyi nasıl kullanabilirim diye düşünmeye başladığınızda ve şunu kabullendiğinizde teknolojiyi kullanırsam hayatım bugünkünden daha güzel olacak. Verimliliğim daha artmış olacağı bir defa öncelikle kabul edersek bu gerçekten yola çıktığımızda ve çalışmaya başladığımızda inanın teknoloji verimliliği çok artırıyor. KOBİ'lere ücretsiz pazarlama, dijital pazarlama danışmanlığı veriyoruz. Çünkü değişen pandemiyle beraber değişen dünyamızda
dijitalleşme artık olmazsa olmaz, rekabette öne geçmeniz için değil, geri kalmamanız için de çok gerekli. Türkiye'nin ekonomisinin %99'unu oluşturan KOBİ'lerin önemli kısmı bu konuda bilgi sahibi değil. Biz bu açığı doldurabilmek için kendi müşterimiz olsun olmasın Türkiye'deki tüm KOBİ'lere ücretsiz dijital pazarlama desteği veriyoruz. Biz aslında Türkiye'de sadece teknoloji üretmiyoruz, aynı zamanda teknolojiyi ihraç ediyoruz Vodafone Türkiye olarak. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada telekomünikasyon pazarı rekabetin çok yoğun olduğu bir pazar. Müşterilerinizin kalıcı olmasını, sizde uzun yıllar kalmasını sağlayabilmek çok önemli. Vodafone yanında uygulamasının içerisinde bir kişisel asistan var, örneğin TOBİ diyoruz biz ismine. TOBİ sizin tüm sorunlarınızı ve sorularınızı ve taleplerinizi cevaplıyor anında. Yani müşterilerimiz çağrı merkezini aramaya gerek duymadan çok gelişmiş bir robotla karşılaşıyor ve bu robotla tüm ihtiyaçlarını çözebiliyorlar. Dolayısıyla biz ayda 200 milyondan fazla ziyaretçiyi Vodafone yanında uygulamasında karşılamış oluyoruz. Yani 14 milyondan fazla ziyaretçi 200 milyondan fazla kez bizim uygulamamızı ziyaret ediyorlar. Bu da bizi pazarda ayrıştıran konulardan bir tanesi. Biz sadece müşterilerimize ürün ve servisler sunmuyoruz. Aynı zamanda toplumun ileri gitmesi için marka olarak önemli yatırımlar yapıyoruz. Metaverse de tabii çok gündemde olan bir konu. Özellikle son birkaç ay içerisinde dünya gündemine girdi. Herkes anlama aşamasında bir işin kullanıcı deneyimi var. Bir de işin ticari avantajları çerçevesi var. Ama bunun nasıl ticarileşeceği önümüzdeki dönemlerde daha da netleşecek diye düşünüyorum. Ama dünyada çok sayıda markada buna şimdiden yatırım yapmaya başladı. Bunun da örneklerini görüyoruz. Metaverse ile ilgili ben şöyle bakıyorum. Biz aslında yaptığımız tüm işlerde bir altyapı sağlayıcısı olarak ve bu altyapının üzerindeki dijital servisleri sağlayıcı bir kurum olarak yeni uygulamaların altyapısını sağlamakla yükümlüyüz. Metaverse ile ilgili somut bir çalışmamız yok. Bizim şu anki odağımız daha çok dijital servislerimizin sayısını artırabilmek. Metaverse aslında bunların birazcık daha avatarlara ulaştırılmasıyla ilgili bir konu. Dediğim gibi işin ticari boyutu için biraz daha zaman olduğunu düşünüyoruz. Son dönemlerde en hızlı büyüyen operatör olduk, en hızlı büyüyen operasyon olduk. Bunun dışında bizim için önemli bir gurur kaynağı Vodafone Türkiye'nin geliştirdiği teknolojilerin Vodafone grubu içerisinde kullanılabiliyor olması. En son müşteri sadakat programımızı mesela Portekiz'e buradan yaptık ve ihraç ettik. Önümüzdeki dönemde İspanya ve Almanya'ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Vodafone grubu içerisinde 170 tane Türk yönetici çalışıyor. Bunların da yarısı kadın. Bu da tabii ki bizi mutlu ediyor. Tabii pandemi döneminde CEO'luk görevine başlamak tabii ki bir zorluk. Ama öte yandan da ben Vodafone 13 yıldır Vodafone içerisinde çalışıyorum. 9 yıldır da icra kurulundayım. Bir de bizim sektörümüzün zaten sürekli bir yoğun rekabeti ve yoğun bir operasyonu var. Sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Yani biz biraz da hani pandemiye hazırlıklıydık diyebilirim. Yani pandemi, tabii ki bir pandemi beklemiyorduk ama bu tür durumlarda neler yapmamız gerektiğine hazırlıklıydık. Tabii ki liderlere düşen sorumluluk daha da fazla. Sadece bugünü kurtarmak değil, geleceğe de kendinizi, ekiplerinizi, müşterilerinizi hazırlamanız gerekiyor. Bu bir yıl içerisinde biz Vodafone Türkiye olarak hem operasyonu, günlük operasyonlarımıza odaklanırken hem de 2025 hayallerimize odaklanmayı başardık diye düşünüyorum. Tüm global şirketlere baktığımızda aslında Türkiye yöneticilerinin sayısının arttığını görüyoruz. En önemli faktör aslında Türkiye'deki yöneticilerin hem çok farklı backgroundlardan gelmiş olmaları, farklı deneyimlere çok açık olmaları, hızlı adapte olabilmeleri. Avrupa'nın bugün karşılaştığı enflasyon sorunu Türkiye'de 20 yıldır, 25 yıldır çalışan yöneticilerin çeşitli dönemlerde her zaman hayatlarında olan bir gerçek. Dolayısıyla ne zaman hangi düğmeye basacağımızı aslında Türkiye'deki yöneticiler olarak biliyoruz. Hem krizler konusunda hem de aslında ortaya aniden çıkabilecek fırsatlar konusunda çok tecrübeliyiz. Bir kriz çıktığında buna sadece bir sorun olarak bakmıyoruz. Hemen bizim kafamız ya burada nasıl bir fırsat da doğabilir? Müşterilerimiz için, şirketimiz için nasıl bir fırsat da doğabilir? Buna da her zaman bakıyoruz. Dolayısıyla bu özellikler sanıyorum Türk yöneticileri ön plana çıkartıyor. Bir kişinin tavsiyesinden çok aslında çok farklı kişileri, farklı deneyimleri okumak, dinlemek ve kendi süzgecinden geçirerek kendin için en doğru kararı verebilmek. Yaptığınız işi kendi işiniz gibi yapmanız lazım. Kendi işiniz gibi yapacağınız bir iş seçin. Veya da öyle bir iş bulamadıysanız da yaptığınız işi kendi işiniz gibi yapın. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir işi kendi işiniz gibi yaptığınız zaman zaten onun sonucunda hem
manevi bir tatmin sağlıyorsunuz hem de başarılı olmuş oluyorsunuz. Sosyal medya artık hayatımızın bir gerçeği oldu. Yani bir yanda işin eğlence tarafı var, bir yanda da tabii işin bilgi edinme, bilgi paylaşma tarafı var. Ben özellikle LinkedIn'i aktif olarak kullanıyorum. Onun dışında Twitter'da takip ediyorum. Hem gündemi takip etmek hem de tabii ki eğlenmek amacıyla Twitter'ı kullanıyorum. Sosyal medya artık iletişimin çok önemli bir merkezi haline geldi. Hem bilgi paylaşmak için, hem farklı insanları, farklı kitleleri dinlemek için çok önemli bir alan. Yani bu alanın dışında kalmak günümüzün gerçekleriyle çok uyuşmuyor diye düşünüyorum. Tabii iş yapış şekilleri çok değişti. Biz pandemiden önce yeni bir yapıya geçmiştik. Agile çalışma yöntemi dediğimiz bir yapıya geçtik. Bu yapı içerisinde ekipler oluşturduk. Ve bu ekiplerin içerisinde her fonksiyondan insanlar var. Yani artık Vodafone Türkiye son 3-4 yıldır ayrı ayrı fonksiyonlar gibi değil de çıkartılacak ürünlere göre ekipler oluşturarak çalışıyor. Mesela Vodafone TV geliştirecek bir ekipten bahsedecek olursak, onun içerisinde hem ürün yöneticisi var, hem IT departmanımızdan ilgili arkadaşlarımız var, hem finansçımız var, hem pazarlamacımız var, hem ticari pazarlama bunun kanalı nasıl gideceğini, ne stratejisi belirliyor. Tüm fonksiyonları beraber çalıştırıyoruz. Dolayısıyla fikir gelişmesi de çok daha verimli oluyor. Karar alırken ekibe yetki vermek ve ekibin sorumluluğu üstlenmesini sağlamak, dahiliyeti sağlamak, cesaret vermekle vermek kadar önemli. Yani her ürünün veya çıkarttığımız her servisin %100 başarılı olmasını tabii ki beklemiyoruz. Bazen yanılarak öğreniyoruz. Ama önemli olan burada çok hızlı karar vermek ve yanlışlardan da gerekli dersleri çıkartabilmek. Vodafone Türkiye içerisinde ekiplerin sorumluluk alma yetkisi var. Yani yetkiyi vermeyip sorumluluğu vermek doğru bir liderlik tarzı değildir. Benim inancım sorumluluk verdiğiniz kadar da insanlara yetki vermeniz lazım. Bunu verdiğinizde de zaten insanlar işi sizin düşündüğünüzden de çok daha iyi yapıyorlar. Çünkü artık o işi kendi işleri gibi görüyorlar. Yani benim sorumluluğum kadar yetkim var dediklerinde müşteri için en iyi ürün ortaya çıkıyor. Türkiye Vodafone Vakfı 7 yılından beri iyilik için teknoloji mottosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf kapsamında yaptığımız pek çok proje var. Bunlardan çok önemli bir tanesi Yarını Kollayanlar Projesi. Habitat'la işbirliği yapıyoruz. 7-14 yaş arasındaki gençlerimize teknoloji eğitimi, kodlama eğitimi veriyoruz. Hem teknolojiyi kullanarak hayatlarını nasıl değiştirebileceğini gösteriyoruz. Hem teknolojiye aşina olmalarını sağlıyoruz. Hem de geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını sağlıyoruz. Yarını Kodlayanlar Projesi'yle 200 binden fazla gencimize ulaşmış durumdayız. Dijital Okuryazarlık Projesi'yle bugün 23 bin kadına ulaştık. Onlara dijital okuryazarlık eğitimi veriyoruz. Ulaştığımız kadınların 43 tanesi bugün Vodafone Türkiye içerisinde istihdam edilmiş durumda. Yani kadınların da teknolojiye aşina olmalarını ve teknolojiyi kullanarak iş sahibi olmalarını hedefliyoruz.